Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Gazi Osman Paşa'da 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle deprem simülasyon tırında vatandaşlar 7.2'lik depremi yaşayacaklar. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır şimdi bizi o noktada bekliyor. Ayrıntıları aktaracak. Ramazan. Evet, malum ülkemiz deprem bölgesi. İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik illerinde de depremler kaçınılmaz bir gerçek. Gazi Osman Paşa Belediyesi de bir deprem tırında aslında 7.2'nin de üzerinde 7.4'lük bir deprem simülasyonunu gerçekleştiriyor. Burada da o deprem sırasında neler yapılabilir? Öğrenciler bu noktada depreme hazırlık için bu denemeyi yaşamış olacaklar. İşte şu an itibariyle yavaş yavaş deprem başladı. Evet, şu anda işte görüyorsunuz deprem sırasında neler yapılması gerektiği burada AFAD uzmanları tarafından öğrencilere gösteriliyor. Gerçekten de şu an bulunduğumuz bu platformda depremi birebir yaşama hissini görebiliyorsunuz. Daha da şiddetlendi. İşte duvarların sabitlenmesi gerekiyor. Ben de bu noktaya çıktığımda işte kafamızı bu şekilde koruyarak da hedef aslında biraz vücudumuzu küçültmüş oluyoruz. Deprem geçtikten sonra AFAD görevlimiz bunu aktarıyor. Tabii şimdi bu görüntüler eşliğinde bir kere daha deneyeceğiz. Kısaca bilgilendirmeyi aslında Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da yanımızda. Efendim merhabalar. Siz böyle alabilirsek bir taraftan da tekrar bir gösterebilirsek kolay gelsin diyelim. Çok önemli bir çalışma aslında. İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli gerçeği deprem. Artık depremle yaşama hazırlıklı olmamız lazım. Bu hafta deprem haftası. Bu vesileyle hem halkımızı bilgilendirmek hem farkındalık oluşturmak anlamında deprem simülatörü ile birlikte tatbikat yapılıyor burada. Tekrar bir daha gösterebilirsek bu arada başkanla biz konuşurken. Şu anda 7.4'lük sanırım değil mi başkanım istedilen? 7.2, 7.4. Tatbikatta 7.4 tatbikat yapılıyor şu anda. Bu gerçek depremle aynı şiddetli etkisini de yapıyor. Yani tatbikatları hem tüm halka hem öğrencilere özellikle yaygınlaştırma hedefimiz var. Depremle yaşamak zorundayız. Ama depreme teslim olmak durumunda değiliz. Onun için biz tedbirleri almak, deprem öncesi yapılacak tüm hazırlıkları yapmak durumunda olduğumuzu ifade ediyoruz. Deprem anı da işte burada tatbikatlarla canlandırılarak neler yapılması gerektiğini bize anlatıyor. Çok teşekkür ederim kaptanım. Evet, şu anda işte gerçek bir deprem senaryosu simülatörde, deprem simülatöründe gösterilmiş oldu. Tabii ki deprem Türkiye'nin bir kaçınılmazı. Bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bırakalım. Sözü tekrar size.